Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sefi. Bugün sizlerle ameliyattan sonra, yaklaşık 4 ay sonraki halimle ilgili bazı bilgileri paylaşmak için buradayım. Bazı sorularınız var. Onları cevaplayıp sizlerin de bu, bu bilgilere erişmenizi sağlayacağım. Bunlardan birincisi doğal olarak pişman mısın? İlk günden beri pişman değilim. Acı çekerken beri bile pişman olmadım. Bugünlerin geleceğine adım gibi emindim neredeyse. Şu an harika bir durumdayım. Sadece bir haftalık bir acı süreniz var. Onda da nasıl diyeyim? Ameliyat acısı değil kesinlikle. Ameliyat olduğunuzdan dolayı bıçak acısı çekmedim. Yani şahsen kendi ameliyatımla ilgili konuşacaksak bu acıyı çekmedim. Benim sıkıntım neydi? Nefes almakta zorluk çekiyordum. Bazı arkadaşlarınız şöyle yazmış. Ben o tampondan nefes alamıyorum. Alma zaten. Tampondan nefes almaya çalışırsan ne olur? Tamponu itme durumun olur. Tampon tıkanırsa doğal olarak şuraya bir dikiş atıyorlar dikişi sökme ihtimalim var. O yüzden tampon varken lütfen bir hafta sadece beş gün ağzınızdan nefes almaya çalışın. Bu dönem biraz zor ama gerisi harika. Burada resmen normal bir tek gidiş, gidiş dönüş yol varken otobana dönderdi. Gece uyurken arkaya kafamı yassadığımda harika bir şekilde nefes alışverişi oluyor. İnanır mısınız burnum tıkalıyken bile nefes alabiliyorum. Şu en basit örnek. Geçenlerde bir arkadaşımı ziyarete gittim. Çocuk çocuğu olmuştu, onu görmeye gittik ve çıkışta hava sıcaktı. Bursa'da yaşıyorum ben, Bursa'da kışın hava sıcaksa <laughs> unutmayın lodos vardır. Biz o zaman dalgınlığımıza geldi, Aa hatun hadi hava çok güzelmiş, biraz yürüyelim. Kafama da sarmadan yürüdüğüm için bir grip veya e, sinüzit gibi bir şey oldu, burnum tıkandı, genzim tıkandı, çok zor duruma geldim ama bir mucize gibi bir şey. Buna rağmen burnumdan nefes alabiliyordum. Burnum tıkalı gibi konuşuyorum ama burnumdan nefes geçiyor. Ben bunu şöyle e, somutlaştırmak istiyorum. X kadar bir boşluk vardı ameliyattan önce ve hasta olduğum zaman bu X'in tamamı tıkanıyordu ve nefes alacak yer kalmıyordu. Ameliyattan sonra 3X diyor. 3X e yükseldiğini hissediyorum. Çünkü çok genişledi burun deliklerim. 3X Geldi hastalık bana bulaştı ve x kadar yine doldu. Bana kaldı 2x. 2x kadar hala es eskisinden daha iyi bir şekilde nefes alabiliyorum. Bu harika bir şey. Allah'ıma bin şükür böyle bir an yaşıyorum. Hastalandığımda bile nefes alabilmek imkanı varmış Yani inanılmaz ama yaşayınca siz de göreceksiniz. Burada bazı arkadaşlarınızın yorumlarını görüyorum. Sadece ameliyat olacağım diyen yorumları görüyorum. Lütfen ameliyat olduktan sonra da gelin. Duygularınızı yazın. Ameliyattan sonraki halini paylaşan bir tek ben kaldım burada. Sizler de yazın. Ne yaşadınız? Olumlu veya olumsuz fark etmez. Yeter ki dürüst olun. Ne yaşadıysanız paylaşın ki insanların cesareti artsın. Veyahut e, temkinli davranması gereken bir durum varsa ona göre önlemini alsın. Mesela tampon olayını çok soruyorlar. Silikon tampon. Arkadaşlar silikon tampon olması lazım. Silikon tamponu eğer ki... Bir hastaneye gittiğinizde silikon tamponu soru, sorduğunuz halde ben hayır bez kullanıyorum diyorsa gidin o doktora silikon tampon alın sizde kullanması için. Bu kadar değerli. Çünkü bez tampon duvarlara yapışıyor. Ee, çıkması için bir krem sürmeniz gerekiyor. Ve bu o kremi de buruna sokamayacağınıza göre mümkün değil. Açık yaralarda tamam evet kremle yumuşatabilirsiniz ama kapalı bir yerde e, bez tampon sizi çok üzecektir. Çok büyük acılar çekmenize sebep olacaktır. O yüzden dikkat edin. Ben Bursa'dayım ve Osman Gazi Aritma Hastanesi'nde ameliyat oldum. Ee, Ali Değirmenci ameliyat oldum ve memnun kaldım. Geçenlerde bir arkadaşınız yorum yazmıştı. İşte İstanbul'da Facebook grubumuz var. Şu adamdan dili yananlar diye bir grup kurduk diyor. Çok güzel. Bakın bir kişiden veya bir şirketten memnuniyetsizliğinizi bildirmeniz ama dürüstlük çerçevesi içerisinde yine söylüyorum. Bildirmeniz insanlara faydalı olacaktır. Bizim zaten amacımız bu. Yoksa ben şişmiş bir burunla karşınıza çıkmazdım. Darmadan olmuş bir suratla karşınıza çıkmazdım. Bunun faydalı olacağını inanıyorum. Sizler de bu faydalı insanlara sağlamak istiyorsanız lütfen gelin. Ameliyattan sonraki duygularınızla paylaşın. Bazı arkadaşlarınız soru soruyor. Hep ben cevap veriyorum. Ee, belki samimi bulurlar, belki bulmazlar. Ama siz de cevap verirseniz, kanal sahibi olmayarak. Bu bir arkadaşlıktır, bu bir dostluktur. Bu, bu faydayı sağlarsanız çok minnettar olurum. Arkadaşlarımız da çok mutlu olurlar. Benim burada yaptığım Yarım saatlik videoyla ameliyat olmaya cesaretlenen bir sürü insan gördüm. Sizlerin de bir cümlenize bakarlar, çok mutlu olurlar. Motivasyon yüksek olursa sağlık da çabuk gelir. Eminim spor yapmaya başladığım zamanlar, koşmaya başladığım zamanlar da bu burun arterlerinin açılmasından dolayı daha hızlı olacağımı düşünüyorum. Bilimsel olarak da ne kadar oksijen, o kadar enerji demek zaten. Bizim oksijeni doymamız gerekiyor. O yüzden büyük şehirlerde büyük şehirlerde yaşayan insanların problemlerinden birisi yorgunluktur. Havada ki oksijen oranı az olduğu için dağlardaki insanlar daha enerjiktir. Bizim de bazı yöntemlerle oksijenimizi artırmamız lazım. Bu yöntemlerden birisi burun ameliyatıdır. Lütfen Kaliteli doktorlara ameliyat olun. E, mümkün olduğu kadar araştırma yapın. Devlet hastanesinde araştırın, özel hastaneyi de araştırın. Ekonominize en uygun olanı seçin. En çok karşılaştığım sorulardan birisi de şu. Benim et yanı eti yakarak aldılar, lazerle yaktılar, aldılar, bir daha oldu. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunun da sadece Kıkırdakları düzeltme Kemiğin aralığını açma ameliyatı oldum Küçük bir ameliyat Lazerle yapılmadı kesinlikle Et yakmadılar kesinlikle Estetik ameliyatı yapmadılar kesinlikle O yüzden ben 800 liraya bir ameliyat oldum Sen 10 bin liraya ameliyat olabilirsin Çünkü sen estetik olarak da düzeltme istemiş olabilirsin Aradaki fark bu Ben özel hastanede oldum E Biz de özele gittik Niye bu kadar kat ve kat arttı Sebebi yapılan operasyon sayısıdır Estetik ameliyat girdi mi sizin burnunuzu çok uğraştıkları için çok büyük. Yani mesela benim ameliyatım yarım saat sürdü. Estetik ameliyat 3 saat süren bir ameliyat olduğu için daha fazla emek doğal olarak daha fazla profesyonellik istiyor. Daha fazla para istiyor doğal olarak. Aradaki farkı karıştırmayın lütfen. Bilmediğim bir hastalık hakkında size yorum yapmam çok yanlış olur. O yüzden yine sorusu olan yazsın. Estetik ameliyatla ilgili sorusu olan yazsın. Ama diğer yandan da bu ameliyatla ilgili bilgisi olanlar lütfen onlara cevaplar versinler. Bir forum gibi kullanıldı. Çok mutlu oldum. İnsanların birbirine yardım ettiğini görünce çok mutlu oldum. Ve buna vesile olduğum için de kendimden gurur duydum. Allah'a şükür böyle bir ortama girdik. Hep beraber bir şeyler öğreniyoruz. İnsanlarla duygularımızı, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu harika bir şey. Sizlerden de bu tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir hayat yaşamanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.